Hardware Plus'tan herkese selam arkadaşlar. Ben Aydoğan Aykanat. Şu anda da elimizde Huawei Mate 10 Pro var. Tabii ortam sesinden ne kadar sesim size aktarılıyor bilmiyorum. Biraz da yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum ama umarım iletiliyordur diyelim. Huawei Mate 10 Pro'nun şu anda Türkiye lansmanında yeni tamamlandı ve dünyanın en iyi çift kameralı. DxO Mark'ta göre ikinci sırada olup birinci sırada Pixel var. En iyi çift kameralı telefonu elimizde ve Huawei'nin de sloganı şu: biz akıllı telefon değiliz diyorlar, biz zeki telefon. Zeki telefon üretip diyorlar çünkü özellikle kamera tarafında Leica ile işbirliği devam ediyor ve bu sefer de çok gelişmiş bir yapay zeka sunuyorlar bizlere. Yapay zeka konusunda kamerayı çevirdiğinizde neyi çektiğinizi algılıyor ve kendini ona göre otomatik ayardan daha gelişmiş bir düzeyde aktarıyor. Kısaca teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, bildiğiniz gibi Huawei'de Kirin kendi geliştirdiği, HiSilicon'da beraber geliştirdiği Kirin işlemcisi bulunuyor, Yonga seti bulunuyor. Kirin 970 var üzerinde, bu da tabii ki Snapdragon 835 ya da Exynos'taki Dengine ile aynı işlemci. 6 GB RAM var Pro modelinde ve önemli detaylarından biri 4000 mAh bataryası bulunuyor üzerinde. 4000 mAh batarya üst seviye, yani high end dediğimiz seviyede gördüğümüz bir rakam değil. Normalde 3500 hatta biraz daha düşük rakamları görürken bunda 4000 mAh'lik batarya bir günü rahat rahat çıkartacağını iddia ediyor Huawei. Arkası çok hafif bombeli ve tarzından dolayı da parmak izi bırakıyor. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle kalp bile çizeyim sizlere, gösterebilecek yapıda. Ama en azından şık ve hoş bir kamerası var. Arkada 20 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Diğeri 12 ya da 16 da olabilir. Şu an karıştırmış olabilirim ama biri 20 megapiksel. Daha öncesinde Yıldıray abi Mate 10 Pro, Note 8 ve iPhone 10'la yan yana bir kıyaslama yaptı. Ben de S8 Plus'la çekmeye çalıştım. Mate 10 Pro'daki görüntüleri de aldık ve gerçekten hani abartmıyorum bunu. Mate 10 Pro'nun çekimleri inanılmaz şık, inanılmaz rahat. İlk hissiyat olarak, çünkü ben ilk defa elimi aldım, fazlasıyla şık, ekranı canlı ki ekranı Full HD Plus dediğimiz bir ekran var. 2K ya da yüksek bir çözünürlük yerine Full HD'de tutmuş. Kirin 970 ve 6 GB RAM'le de akıyor cihaz. Kesinlikle ki Huawei'nin kendi arayüzü UI'ında da rahatlık olduğunu biliyoruz. Bakalım fiyat olarak da son olarak gelmiş olayım. 4399 lira. Yani 4400 lira bir fiyata sahip Huawei Mate 10 Pro. Porsche Design de ülkemize geleceği söylendi ama onun da fiyatı belli değil. Ama en azından Note 8'den ucuz olması yaklaşık 400 lira, hatta 400 mi oluyor? 4400, 600 lira uygun olmasına rağmen zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü birçok kişi Mate 10'u özellikle kamera performansından bekliyordu. Biz de şu an için en azından ilk bakışımıza göre memnun kaldık. Bakalım cihaz ofise geldiğimizde detaylı bir şekilde incelemiş oluruz. Nasıl bir sonuçlar göreceğiz, o videoda da görmüş oluruz. Yorumlarda da Mate 10 hakkında, Mate 10 Pro hakkındaki yorumlarınızı aktarmayı bizlere unutmayın. Bir sonraki videoda, yani incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Hardware Plus takipçileri. Mate 10 lansmanındayız. Mate 10 Pro ve Lite'ları inceliyoruz. Şu anda elimizde Mate 10 Pro, Note 8 ve iPhone X var. Sen bu tarafa gel kamera. Yani şimdi hepsi standart çekiyor ama... Kamera kaydı alalım mesela. Şu anda 3 telefonunda görüntü kalitesini görebilirsiniz. Yani en sağda iPhone X var, ortada Note 8 var. En solda ise Mate 10 Pro var. Tabii ama Mate 10'un bayağı bir şeyleri var. Mesela özellikleri var. Mate 10'un özelliklerini bize anlatsana Selinay. Ya, yapay zeka tanıması özelliğiyle güçlü. Bir kere diyaframını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ya burada diyafram seviyesini ayarladığınızda netlediğiniz şeyin arkasını bulanık yapabiliyor. Ki bu bütün sosyal medya kullanıcıları için profesyonel fotoğraf anlamı taşıyor.
fotoğraflara müdahale edebiliyorsunuz. Bunun dışında çektiğiniz objenin çiçek olup ya da bir köpek ya da kedi olduğunu algılayabiliyor. Bunları ona göre çekebiliyor. Yani yiyecek olduğunu algılıyor ya da ona göre çekim modunu yani ayarlayabiliyor. Yani yapay zeka dedikleri bu mu? Kendisi anlıyor, evet. Yani tamamen çekim yaptığınız objeyi anlayarak yapay zekayla o objeye göre çekim yapıyor. Şu anda sadece insan gördüğümüz için onlar insanları çekiyorlar. Evet, çektiğimize bakalım. Videoda bakıyoruz. Bu da az önce çektiğimiz video. Okey, 3 kamera var. En solda Mateon Pro, ortada Note 8, en sağda iPhone X var. Üçünün arasındaki görüntü kalitesi farkını görebilirsiniz sevgili okuyucular. Selfie modda çekiyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi Note 8, Mateon Pro ve iPhone X'te şu anda çektiğimiz fotoğrafları görebiliriz. Gerçekten profesyonel yakın ne kadar iyi çektiğini görebiliyorsunuz.